sefer. Geberini hatırladım. Evet kaydı açtım. While döngüsü kullanarak bir yüz arasında yüz de dahil çift sayıları ekrana yazdıralım. Evet. Gene while döngüsüyle biz birden yüze kadar sayıları ekrana yazdıracağız. Ama bunların çiftlerini yazdıracağız sadece. Sanki while'ın içinde bir if gerektiriyor değil mi? If'le çift olup olmadığını if'le kontrol edeceğim. Eğer çiftse ekrana bastıracağım gibi. Evet. Hadi başlayalım bir kere. While'la başlayalım. Birden yüze kadar sayılar nasıl yazarım while'la? Bir kere başlangıç için bir tane değişken. A eşittir 1 diye bir değişken tanımlıyorum. Daha sonra while iken A küçük eşittir 100. A yüzden küçük iken print A dersem şimdi. Print A dersem. tabii bir de A'yı da 1 arttırmalıyım. A artı eşittir 1. Şunu dersem birden yüze kadar olan sayıları bana yazdıracak. Çalıştırayım. Birden yüze kadar olan bütün sayıları yazdırdı. Tamam güzel. Ama ben birden yüze kadar bütün sayıları istemiyorum. Ben neyi istiyorum sadece çift olanları. Burada bir if şartı koşmalıyım değil mi? Alta şu printten önce printin yukarısında bir yerde bir if şartı koşmalıyım. Eğer bizim a dediğimiz mod 2 eşit eşit 0 ise şuna bir tab boşluk bırakıyorum. Bunu bunun lokaline atıyorum. O zaman print a yap. Ha, değilse buradaki if'e girmiyorsa hiçbir şey yapmadan devam et. a'yı bir arttır demiş oluyorum. Şunu şöyle çalıştırırsam bu sefer. Bu sefer 1 ile 100 arasında sadece çift sayılar yazdırdı bana gördüğünüz gibi. 2, 4, 6, 8 gibi sadece çiftler yazıyor arkadaşlar. Tamam. Normalde bu arka planda 1, 100 arasındaki bütün sayılar dönüyor. Ama o sayılardan sadece şu şartı sağlayanları print ediyor. Diğerlerini print etmiyor. Tamam. Hocam atar mısınız? Tabii cevapları atacağım. Bundan sonra soruları ben çözeceğim için cevaplarını da atacağım. Soruyu şu anda anlayın yeterli. Bu mantığı anladık mı arkadaşlar? While'la birden 100 arası sorular döndük ama dönerken bir if şartı koştuk. Eğer ikiye tam bölünüyorsa yani çift olmuş oluyor. O zaman print'i yaptıralım. Evet anladık dediniz. Tamam. Hocam bilgisayar pişiyor hocam. Sonsuz döngüye mi girdiniz? Ne oldu? Tamam bu mantığı anladık. Haydi devam edelim. Şimdi son olarak şuna bir bakalım. Şuna bakalım bakalım. Neymiş? Şöyle bir sorumuz varmış. While döngüsü kullanarak 1 ile 100 arasındaki sayıları 100 dahil. Bunların toplamını bulacağız. Hmm. While ile arkadaşlar bir yüz arasındaki sayılar gezeceğim. Hepsini gezeceğim. Ve bunları toplayacağım. Bunların toplamını yapacağım. Bunu for döngüsüyle yapmıştık. Bunun aynısını forla yapmıştık. Şimdi while ile yapacağız. Başlayalım. Bir kere while için bir başlangıç, bir değişkenim olmalı değil mi? I ile de verebilirsin bu. Iteration'dan geliyor bu. I ile veriliyor dönülen değişken. I ile de. Biz I ile vermeye çalışıyoruz. I ile verelim gene. A eşittir. A'yı birden başlatıyorum. Ondan sonra while A küçük eşittir 100. A 100'den küçük iken ne yapmak istiyorum ben şimdi? A'yı bir bir arttıracağım bu arada. A ilk önce bir eklenecek. Sonra 2 olacak eklenecek. 3 olacak eklenecek. De nereye eklenecek? Daha ekleneceği bir değişken tanımlamadım değil mi? İşte bu gibi durumlarda biz ne yapıyorduk? Bir de toplam değişkeni belirliyorduk dışarıya bir yere. Döngünün dışına for döngüsüyle yapmıştık bunu. For döngüsünün dışına toplam eşittir 0 diye bir toplam değişkeni belirliyorduk değil mi? Al toplam değişkenini belirledim. Şimdi bu dönen A değerlerini sürekli bu toplama ekleyeceğim. Bu sefer evet a yüzden küçük iken toplama topla ve eşitle toplam artı eşittir a dersem değil mi? Sürekli bu a değerlerine bu toplama ekleyecek. E, güzel eklesin. Ama tabii bir de a'yı bir arttırmalıyım değil mi? a'yı arttırmazsam sonsuz döngüye girerim. En son dışarıda bir yerde de a artı eşittir 1 dersem. Şu anda çalışma mantığını hemen planlıyorum. a'mız 1 toplamımız 0. Bu değişkenlerle başladık yola. Sonra döngüye başladık. While a küçüktür 100. a 100'den küçük iken aşağıdaki işlemleri uygula. Evet a şu anda 1 olduğu için 100'den küçük işlemlere başlıyoruz. Toplama, ekle ve eşitle a sayısını. a'mız 1 olduğu için toplama 1 ekleyecek ilk önce. Toplam 1 oldu. Sonra a'yı 1 arttıracak. a'yı 2 yaptı. a 2 olduktan sonra halen daha bu şartı sağlıyor. 200'den küçük. Toplama bu sefer 2'yi ekleyecek. Çünkü a artık 2 oldu. Tamam. Sonra A'yı bir arttıracak. A'yı 3 yapacak. 3 hala bu şartı sağlıyor. Toplama 3'ü ekleyecek. Toplama 4'ü ekleyecek. Ekleyecek. Sanırım bu amacımıza ulaştırır bizi. Çalıştıralım. Görelim. Açtı. Yani tabii bir de görmek için bir ek dışarıya da bir çıktığı için bir print yazmalıyız değil mi en son? Dışarıda bir yerde döngünün dışında bir yerde bir print toplamda yazalım. Bakalım cevabımız 5050. Evet birden 100'e kadar olan sayıların toplamı 5050'dir arkadaşlar. Ben bunu hatırlıyorum. Ee, şunu size göndereyim. Evet başta toplam sıfır. Bravo. Sonda ise print toplam. Aferin. Güzel hatırlıyorsunuz. For'dan güzel hatırlıyorsunuz gençler. Güzel güzel güzel. Evet gönderdim bunun cevabını. Mesela bunun for'la da for'la yazımı biraz daha kolay değil mi? For i e in range vardı bizim konuda. Range. Birden yüze kadar. Tabi 101 diyelim buna. Birden 101'e kadar ne yapıyorduk? Toplam. Yine bir toplam değişkeni tanımlamalıyız dışarıda. Toplam eşittir sıfır değişkenini tanımlayalım buna. Birden e, 101'e kadar toplama artı eşittir İyi dersem aşağıda print toplam dersem bu da aynı işi görecek de tabi. Bunlar aynı şey arkadaşlar. Hocam bize bunun kısa yolunu sorsanıza. tamam. Forla da yaptık. Şey yaptık. Hocam bunun formülü 100 çarpı 101 bölü 2 miydi? Aferin oydu Mehmet Arda. 1'den 100'e kadar olan sayılar toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2. Yani son terim 100 çarpı bir fazlası 101 bölü 2. Evet oradan geliyor. Gerçekten yani yaparsanız onu da yapalım. 100 çarpı 101 bölü 2. Çarıştıran bu da 5050 çıkacak. 5050. Evet. Tamam. Haydi devam edelim. Evet, bir de şuna bakalım. Bu seferki sorumuz ne istiyor bizden? While döngüsü kullanarak 1 10 arasındaki sayıları ekrana bastıralım. Sadece 3 ve 8 sayılarını bastırmayalım. 3 ve 8'i bastırmak istemiyorum. He. Bunu neyle yapıyorduk? Bunu hatırlayan var mı? Bu da loop control sistemleriyle yapılıyordu. Loop control sistem diye geçiyor. Neyle yapıyorduk bunu? Break değil. Hayır. Küçük eşittir de değil. Continue doğru cevap. Tebrikler Mustafa. Tebrikler. Continue ile döngü içindeki bir şeyi pas geçme işlemini, atlama işlemini continue komutuyla yapıyorduk arkadaşlar. Break kırıyordu. Break komple döngüyü bitiriyordu. Değil mi? Burada amacımız o değil. Burada amacımız 1 10 arasındaki sayıları bastıracağız da 3 ve 8 olmasın. Sadece 3 olursa olmasın, 8 olursa olmasın. Mesela başlayalım. Pas şey yapıyor, durduruyordu. Pas bir şey yapmıyor. Pas hiçbir etkisi yok. Pası boş ver. Break ve continue öğrenin. Evet. A eşittir 1'den başlatalım. While A küçük eşittir 10. A 10'dan küçükken print A. Evet. A'yı da 1 arttıralım. A artı eşittir 1. Şimdi bunu yaptığımda 1'den 10'a kadar bütün sayıları bana yazdıracak. Amen. Güzel. Şimdi ona kadar hepsi yazılıyor. Ama ben bunu istemiyorum. Benim istediğim 3 ve 8 yazılmasın. Eğer 3 ve 8 olursa bu A onları atlayacağız. Onları atlayacağız ama döngüye devam edeceğiz. Yani 3 olduğunda döngüyü bitirmeyeceğim ben. Yani ondan sonra 4'ü yazdırmaya devam etsin. Sadece şu 3 olmasın şu 8 olmasın buralarda. Bunu nasıl sağlıyorduk? Hemen bir if şartı koşuyorum burada. Eğer eğer A dediğim eşit eşittir 3 olursa yani A 3 olursa ya da ya da A dediğim eşit eşittir 8 olursa ise heh, alta indim. Şuraya continue diyorsun işte. Eğer şunları şeyde alalım daha rahat gözüksün. Hem. Eğer A dediğim 3 olursa ya da A dediğim 8 olursa hangisi olursa olsun fark etmez. 3 olduğunda da aynı işlemi yap. 8 olursa da aynı işlemi yap. O durumda continue et. Alta inme yani. Döngünün başına dön. Baştan devam etmeye devam et anlamına geliyor. Yani Hemen çalışma mantığını yapalım. A1 olacak. A1 olduğu için şuraya girdi. Şu şarta girmeyecek. Direkt o 1 yazdırılacak. Daha sonra 1 arttıracağım. 2 yapacağım onu. Sonra dönecek 2. Şu şarta girmeyecek. 2 yazdırılacak. 1 arttıracağım. 3 olacak. 3 bu şarta girecek. Continue olacak ama 1 arttırmadık bunu. Evet. 3 bu şarta girdi. 1 attı. Başa döndü 3. Halen daha 3. Gene buraya girdi. Yine bu sonsuz döngüye düşer arkadaşlar. Bir arttırma işlemini yapmıyoruz çünkü. Bir arttırma işlemini yapmıyoruz çünkü. Bir arttırma işlemini de şu içeride bir yerde yapmalıyız. Ya da bir arttırma işlemini en dışarıda yapsak da olur. Ya da şu içeride de bir arttırma işlemini yapalım. Yani önce bir, bir arttırma işlemini şurada da yapalım. Ateştir bir. Ondan sonra bir artsın. Yani A eğer 3 olursa. Evet buraya girecek. A'yı bir arttırayım o zaman 4 yapayım. Ondan sonra başa döneyim. Evet ondan sonra başa döneyim. Sanırım şöyle olursa. Evet o sonsuz döngüye düşer. Yusuf Esat. Aynen. Şu anda bu çalışmalı. Ben de düşünmedim bu soruları. Çözmedim daha önce. Bir bakalım çalışıyor mu? Şu an yorum yaparak gidiyorum. Evet. Çalıştı. Amacımıza ulaştık arkadaşlar. 1, 2, 3 yok. 4, 5, 6, 7, 8 yok. 9, 10. Amacımıza gayet ulaştık. Tamam. Ne yaptık çünkü? A birden başladı. Ondan küçük olduğu sürece devam edecek bir döngü yazdım. Ama eğer A gidip tam 3 olduğunda ya da tam 8 olduğunda Burada bir continue yaptırdık yani. Print yaptırmadık. Şu if'in içinde bir print yazmadım. Tam 3 olduğunda ve 8 olduğunda A'yı bir arttır ama ekrana print etme. Ekrana bastırma. 3 ve 8'i bastırmak istemiyorum çünkü. Evet. Abdülkadir dediğim muhabbet. Şuraya da A artı eşittir 1'i koymalısınız. Koymazsanız sonsuz döngüye girer. Yani şurada şu az önce ben fark ettim. Yani koymazsak sonsuz döngüye düşerdik. Hocam... Atma dur ben atayım yani. Evet cevabı gönderdim. Hadi devam edelim. Ve şimdi yazacağınız vakit geldi. Evet. Şimdi buraya kadar olan her şeyi forla yapabilirdik. Hadi şunu da göstereyim bak. Şu da forla yapılabilirdi. Forla çok daha kolay hatta yani. Birden ona kadar sayılar döneceğim. 3 ve 8'de continue edeceğim. Evet. For e in range. Birden ona kadar 11 diyelim. On dahil çünkü. E in range. Birden 11'e kadar. Ben print e yaptıracağım. Ama. Ama. Gidip de If i dediğimiz eşit eşittir 3 ya da i dediğimiz eşit eşittir 8 olursa ise bu durumlarda ne yapıyorduk? Bu durumlarda print etmeden continue ediyorduk. Şu durumlarda altı indim continue dersem aynı işlemi 1, 2, 3 yok. 4, 5, 6, 8 yok. Aynı işlemi for'la da yapabiliriz. For'la yapmak şu ana kadar daha kolay arkadaşlar. Tamam For'la cevabı da gönderdim. While'la cevabı da gönderdim bu sorulara. En son notebook'u atacağım bu arada. Bu notebook biraz hızlı gidiyoruz. Sizin yazmanıza çok vakit kalmıyor. Ama notebook'u paylaşacağım. Oradan kontrol edersiniz eksik kalan kısmı. Şimdi atıyoruz bir başlık daha. Hemen bir başlık atın arkadaşlar. Çok önemli. While'ı while yapan noktaya geliyoruz. While'ı while yapan noktaya geliyoruz arkadaşlar. Şöyle bir başlık atalım. Ne diyelim? While'da while true. While true'yu göreceğiz. While true ve break ifadeleri ve ne diyelim infinite loop. Infinite loop durumu. Şöyle bir başlık atalım. while true diye bir şey göreceğiz. Hemen bunun hakkında bir konuşalım. while true ne? Ne yapılıyor? Ne zaman kullanılıyor? Biraz konuşalım. Şimdi program yazarken arkadaşlar döngünün ne zaman biteceği, döngünün ne zaman biteceği bilinmeyebilir. He? Yani bir oyun yazdık. Az önce bir dünya örnek verdim yani. Bir oyun yazdık. Adam kaçıncı canda yanacak belli değil. Ne zaman yanarsa o zaman bitecek ya da işte ne bileyim az önce bahsettiğim trend yoldan bir alışveriş yapıyorsun. Adamın alışverişi ne zaman bitireceği belli değil. Bunun gibi adamın yaptığı işlemlerin ne zaman biteceği belli değilken while kullanılır. Tamam Bu durumlarda mesela birkaç örnek verelim. Birkaç örnek yazmışım buraya. Örnek olarak örnek olarak bir markette müşterilerin alışveriş yaparak sepetlerini doldurdukları bir program düşünelim. Sepetlerini doldurdukları bir program düşünelim. Evet, alışverişi ne zaman bitireceklerini bilmiyoruz değil mi işte. Alışverişi ne zaman biteceği bilinmiyor. Müşterinin alışverişi ne zaman bitireceği bilinmiyor. ya Müşteriye sürekli ne almak istiyorsunuz? Ne almak istiyorsunuz? Ne almak istiyorsunuz diye sorsun istiyoruz mesela yani. Adam ne zaman biteceğini henüz belli değil çünkü yani. Bir şey de alabilir, üç şey de alabilir, beş şey de alabilir. Adam herkes farklı bir yerde bitecek yani. Bir müşteri erken bitirecek, bir müşteri daha uzun bitirecek. Alışverişi daha uzun tutacak gibi gibi gibi. Ne zaman biteceği tam belli değil. Bu gibi durumlarda while kullanıyoruz arkadaşlar. For değil. For'da çünkü ne zaman biteceği belli olan durumlarda kullanıyorduk for döngüsünü. While döngüsünü ise ne zaman biteceği belli olmayan durumlarda kullanıyoruz. Peki başka bir örnek verelim. Ya da örneğin adam asmacı oyununda adam asmacı oyununda tahmin için 3 hakkımız olsun. 3 hakkınız varken oyunu birinci seçimde doğru tahmini bilip bitirebilirsiniz. Birinci seçimde bitirebilirsiniz. İkinci seçimde bitirebilirsiniz. Ya da ya da üçüncü seçimde bitirebilirsiniz. Değil mi? Yani oyunu ne zaman bitireceğiniz belli değil adamın. Yani adam tekte de doğruyu bilebilir. Yani orada doğru cevabı tekte de bilebilir. İkinci seferde de bilebilir. Üçte de bilebilir. Kişiden kişiye değişecek. Bu gibi durumlarda oyun ne kadar devam etsin? Oyun ne kadar sürsün? Döngüsünü biz while'la yazacağız. Neyse işte bu gibi yeterli. İşte bu gibi belirsiz durumlar için işte bu gibi belirsiz durumlar için while döngüsünü true ile beraber kullanırız. True ifadesi diyelim ona. True ifadesi ile beraber kullanırız. Ee, bir durum daha var da onu yazmamışım. Ya da benzer ifadelerde kullanılabilir. Yani true'ya benzer ifadelerde kullanılabilir. Neyse şu an true'ya alışıyoruz while true ile birlikte kullanacağız yani. Nasıl olduğunu konuşacağım. Diyeceğim ki while true doğruyken devam et. Doğruyken devam et ne demek? Sürekli doğru olacak, sürekli devam edecek. İşte burada nokta bir nokta giriyor. Sen bu döngüyü bir yerde bitireceksin her ya da geç. İşte burada devreye break giriyor. Bir yerde break et, break etmesi break komutunu gördünüz değil mi? Break komutunu gördünüz. Continue'yu az önce işledik. Şimdi break komutu. While true break ile kullanılır arkadaşlar. Bunu yazmamışız herhalde buraya neyse ben şurada yazayım. while true while true yazarak bir döngüye başlandığı zaman içeride bir yerde kesinlikle break, break ifadesi kullanılmalı arkadaşlar. Yani sen while true ile bir döngüye başladın. İçeride bir yerde break etmezsen bu döngü bu döngü sonsuza kadar gidecek. While true sonsuz döngüye düşer yani infinite loop olur direkt. Sen içeride bir yerde bir durum gerçekleşince bunu break etmelisin. Bir durum gerçekleşince derken ifle ile kullanılacak bu da yani. Ee, tabii mesela if şartıyla bir durum gerçekleştiği zaman döngüyü break edip bitirmeliyiz. Mesela adam asmaca oyunu değil mi? Adam asmaca oyunu. Adamdan kullanıcıdan input'la tahminleri alıyoruz. Kullanıcı birinci tahmininde yanlış cevabı verdi. O zaman devam. İkinci kez tahmini soruyoruz. İkinci tahmininde doğru cevabı verdi. Eğer orada if ile koşacağız yani. If kullanıcının tahmini if tahmin eşit eşittir işte doğru cevapsa o zaman alta break diyeceğiz. O döngü bitecek. Oyun bitecek. Tebrikler mesajı falan çıkacak. O, oyunu bitirdin kazandın ikinci hakkında falan filan diyeceğiz. Yani eğer bir şart gerçekleşirse o zaman break edeceğiz bu döngüyü. Ama bir yerde kesinlikle break etmelisin yani. Ya adamın can hakkı bitince break edeceksin. Ya işte işte alışveriş yaparken Q kullanılır genelde. Adam Q tuşuna bastığında bırak edeceksin, işlem bitecek. Gibi 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 şeyler. Bir şart olduğunda bırak edeceksin bu döngüyü. Bu döngüyü bırak etmezsen bu döngü sonsuz döngüye düşer. Bir kere daha uyarıyorum. Şimdi birlikte kodlarımızı yazmaya başlayalım. Evet. While true şöyle kullan arkadaşlar. Bak bu zamana kadar hep şunu gördük. Bu zamana kadar while'ı nasıl gördük? A diye bir değişken atıyorum. While A küçüktür 5 iken diyorum. Şu anda A1 ya. O yüzden şurası 1.5'ten küçük olduğu için burası true dönüyor. While true olmuş oluyor. Doğru olduğu için bura devam ediyor falan filan. İçeride a'yı 1 arttırıyorum. O yüzden bir zaman sonra burası true'dan false'a dönüyor. Böyle sorular çözdük hep. Şu anda farklı. Şu anda direkt while true ile yazacağız. Şurada bir değişken tanımlaması yok. Şurada bir değişken tanımlaması yok. Direkt while true diyoruz iki nokta üstte. While true. Kullanımı bu şekilde. While true. Doğruyken aşağıdakileri yapmaya devam et. Doğruyken ne demek? Doğru her zaman doğrudur. Yani sürekli aşağı, aşağıdaki tekrar edecek. Şu anda ben bunu otomatikman bir sonsuz döngüye soktum. Sonsuz döngüye soktum. İçeride bir yerde bir break kullanmazsam bu sonsuz döngüye gidecek. Mesela kullanmayalım bir tane. Print diyelim. Mesela bilgisayar çıldırdı yazalım. Çünkü ne de olsa durmayacak bu. Şu anda bilgisayar çıldırdı yazacağım. Bir daha bilgisayar bir daha bir daha bir daha. Bir break kullanmazsam aşağıda. Şunu çalıştırayım. Bilgisayar çıldırdı, bilgisayar çıldırdı, 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 Halen daha yaz duruyor. Kaç defa bilgisayar çıldırdı yazdı Allah bilir. Şu anda bayağı yazmıştır bilgisayar hızına göre. Şunu şöyle durduralım. Bilgisayar daha da çıldırmadan durduralım. While true'yla biz bir break kullanmazsak ha böyle bilgisayar çıldırır. Ama sen bir break kullanırsan ben aşağıda bir yerde bir kere break kullanalım. Yani while true başladı. Bir kere print ettim. Ondan sonra break yaparsan şu anda bir defa yazdıracak mesela. Şunu şöyle çalıştırırsam bir defa bilgisayar çıldırdı yazacak. Evet, bir defa bilgisayar çıldırdı yazdı break etti hocam ben bir defa yazmasını istemiyorum o zaman while true yazmazdın ya da işte başka bir yollar bulurdun biz şu anda neden break yazmanın önemli olduğunu gösteriyorum while true ile bir döngüye başladığın zaman kesinlikle içeride bir yerlerde break yazmalısın hocam atın diyor musunuz şunları attım arkadaşlar yazıları attım şunu da attım teori yazılarını attım while true şeyini de attım hocam loop için komut var mı Komutlar aynı. Öğrendiğiniz continue ve break komutları halen daha while'da da geçerli. O iki öğrendiğiniz loop kontrol komutları hem for'un hem while'ın arkadaşlar. Bir tek for'a ait değildi o break komutu. Bak break'i burada da kullanıyoruz. Continue'yu burada da kullanabiliyoruz gibi. Rica ederim. Evet Fatih. Tamam. Attık teori şeylerini. Şu mantığı anladık mı? While true bir döngüye başladığımızda içeride bir yerde kesinlikle bir defa yazdık ama bilgisayar çaldırmadı. İçeride bir yerde kesinlikle break etmeliyiz. Mesela başlayalım bir tane daha, bir tane daha başlayalım. Mesela while true. Kullanıcıdan mesela e, iki tane sayı alalım. Bu sayının toplamını ekrana yazalım tamam mı? Hemen kullanıcıdan içeride sayı 1 alalım. Sayı 1, int input. Lütfen e, toplanacak birinci sayıyı giriniz diyelim. Adam birinci sayı girsin. Aynı şeyi kopyalayayım. Adamdan bir de sayı 2 bilgisini alalım toplanacak ikinci sayıyı da girsin bize. Daha sonra da ekrana bunların toplamını yazdırayım. Print. F-string yazdıralım bunu. girdiğiniz iki sayının toplamı şudur diyelim. Toplamı sayı 1 artı sayı 2 1 diyelim. Tamam. Şimdi bunu böyle yazdırdığımızda while döngüsü başlayacak. Kullanıcıdan bir kere sayı 1 isteyecek. Kullanıcı sayı biri girecek. Sayı 1'e atandı. Sonra sayı 2 isteyecek. Sayı 2'ye atandı. Sonra ekranda bu yazdırılacak. Sayı 1 ile sayı 2 toplamı yazdırılacak. Sonra ne olacak? Döngü tekrar başa dönecek. Halen daha kuru. Bir daha sayı 1 isteyecek. Bir daha sayı 2 isteyecek. Kullanıcı yazacak. Yine toplayacak. Bir daha isteyecek. Bir daha isteyecek. Bir daha isteyecek. Kullanıcıdan sürekli bir şeyler isteyecek. Kullanıcı sayılar yazdıkça sürekli sayı isteyecek kullanıcıdan. Kullanıcı sayılar yazdıkça o sayılar toplayıp ekrana bastıracak. Yine bir sonsuz döngü sorusu arkadaşlar. Yine bir sonsuz döngü olur böyle yaparsam. Önce bir yapayım. Sonsuz döngüye düşelim. Çalıştıralım. E önce input'ta benden bir sayı istiyor. Lütfen toplanacak birinci sayı giriniz. Giriyorum. 50'yi 50 toplayalım. 50 ile toplanacak ikinci sayı giriniz. Mesela 50 ile 30'u topla dediğimde çalıştırdım. Bana girdiğiniz iki sayının toplamı 80'dir dedi. Ama döngü aldı başa. Bir daha sayı biri istiyor benden. E bu sefer 15 ile 10'u toplayayım mesela. 15 ile onu toplayayım. Girdiğiniz iki sayın toplam 25'tir diyor. E bir daha başa döndü. Bir daha istiyor benden. Bunun bir sonu yok. Bitmeyecek. Yani keşke bana bir yerde bir çıkış hakkı tanısaydı. Değil mi? O çıkış hakkını tanıyacağız birazdan. Mesela son olarak 78 ile 12'yi toplayalım. 90 olsun. 90'dır. Bunun duracağı yok arkadaşlar. Bu şu anda sonsuzlukta. O yüzden şunu ben şimdilik kendim durduruyorum. Bu da sonsuz düşecek bir durum. Çünkü neden? Gene while true ile başladım. Ama bir yerde break etmedim bunu. Sonsuz düşeceği belliydi. Peki bunu nasıl break edebiliriz? Buna şimdi ileride geleceğiz. Bu örnekte gelmeyelim. İleride bir yerde geleceğiz. Şu çıktıları kapatayım. Tamam. İleride bir yerde geleceğiz arkadaşlar. Şunu da atayım ama çalıştırmayın. Beynim yandı. <laughs> Anlamıyor musunuz arkadaşlar? Beynim yandı diyeceğim durup. De Bu dersi dinleyin tekrarını. Bu ders biraz hızlı geçiyor. Yapacak bir şey yok. Ee, şunu atayım. Şunu çalıştırmayın arkadaşlar. Alın bilgisayarınızı ama çalıştırmayın. Bu sonsuzluk. Yani sürekli sizden bir bilgi isteyecek. Sürekli sizden bir sayı isteyecek diyelim. Peki. Şimdi peki bu çıkışları nasıl sağlarız? Bu çıkışı nasıl sağlarız? Ee, bu çıkışı nasıl sağlayacağınızı göstereyim. Direkt bu örnek üzerinden göstereyim ya da ya. Direkt bu örnek üzerinden göstereyim. Şurada mesela arkadaşlar şöyle bir şart getirelim. Bak şu anda bu sonsuz döngü. Aşağıya alıyorum bunu. Bunu bu sonsuz döngüden çıkartmak için ne yapabiliriz? Bunu bu sonsuz döngüden çıkartmak için şöyle bir çıkış yolu bulabiliriz. Mesela bir tane çıkış yolu yapayım ben size sayı birde kullanıcıdan bir sayı isteyeceğiz ya. Ee, şöyle diyelim. Parantez içinde kullanıcıya şöyle bir mesaj verelim. Diyelim ki çıkmak için çıkmak için kaça bassın mesela? Int dedik ya bir sayıya basacak mecbur. Çıkmak için kaça bassın? Sıfıra. Çıkmak için sıfır dedik. Adam sıfıra bastığında bu işlem duracak mesela. Eğer sayı 1'e adam sıfır girerse o zaman bu işlemi bitirelim. Hemen şunun aşağısına hemen bir if şartı koşayım. Eğer Sayı bir eşit eşittir 0 olursa burada işlemi bırak Daha fazla devam etme. Al sana sonsuz döngüden kurtulma yolu arkadaşlar. Üstteki ifade sonsuz döngüye düşer. Sürekli adamdan sayı ister. Alttaki ifade de sonsuz döngüye düşerdi. Ama ben şu anda buna bir çıkış yolu bıraktım. Eğer adam sayı biri sıfır tuşlarsa o zaman bu döngü duracak. Mesela çalıştıralım bunu. Evet lütfen toplanacak birinci sayı yeriniz. Çıkmak için sıfıra basınız diyor. Şu anda sıfıra basmıyorum. Şu anda sayı giriyorum. 10 ile 20'yi topla diyorum. Topladı 30 buldu. Gene toplanacak birini sayı giriniz diyor. Bir daha toplama. Tamam istiyorum bir tane daha toplamak istiyorum. 87 ile 87 ile 9'u toplayalım mesela. Kaç yapıyor? 96. Tamam. Tamam. Ben işimi bitirdim. Bu ikisini öğrenmek istiyordum. Öğrendim bu ikisini. Şimdi gene birini sayı giriniz diyor ama çıkmak için sıfıra bastığınız bilgisini de bana vermiş. Ha, tamam. O zaman şimdi sıfıra basıyorum. Sıfırı giriyorum bu sefer. Sıfırı girdiğimde de hop işten bitti. Döngüden çıktık. Allah bereket versin. İşlem bitti. Bu şekilde bir break komutu vermiş olduk arkadaşlar. Bir yerden bu while döngüsüne, while true'dan çıkış için bir fırsat tanımış olduk kullanıcıya. Yoksa bu sonsuza kadar dönecekti. Aa ne kadar kolaymış. Gayet kolay arkadaşlar. Ee, mantığı anladık mı? Şunu atayım size. While'dan, while true'dan böyle bir şekilde çıkış yolu bulacağız arkadaşlar. Böyle bir çıkış yolu bulacağız ve çıkacağız tamam. Peki. Hadi bir tane daha. Güzel bir soru değil. Ee, vallahi güzel yazılmasını isteyelim. While kullanarak. Bunu geçelim. Daha güzel sorular. Ya da yazalım tamam bunu da yazalım. Bir şey kaybetmeyiz. Evet. While true kullanarak. Bu sefer while true kullanarak. Böyle bir kullanım yok. Böyle bir kullanım yok. Ama ben yine de yazayım kullanıcıdan birden beşe kadar olan sayıları while döngüsüyle yazmasını isteyelim. While true'u kullanarak. Yani gene while true ile başlayacağım. While true. Kullanıcı kullanıcı sürekli 1'den e, birden beşe kadar olan sayılar yazacak değil mi? Ya bunu while true ile yazmayız ya. Ben vazgeçtim bunu. Kafanızı karıştırmasın. While true ile daha asıl sorularımızı soruyoruz. Bunu geç. Bunu geç. Başka güzel örnek olmamış. Ben bu örneği kafamdan yazdığım için o an yanlış bir örnek yazmışım. Daha güzel sorular yazılabilir yani. Evet. Mesela şu güzel bir soru. Kullanıcıya bir şifre belirlemesini isteyeceğiz. Belirtilen şifrenin altı karakterden kısa olmamasını sağlayalım. Kullanıcıdan bir şifre isteyeceğiz. Kullanıcı bir şifre girecek. Bu örneği yaptık daha önce bu arada. Kullanıcı eğer şifreyi altıdan kısa girerse, biz ne yapıyorduk önceki örnekte? Direkt diyorduk ki şifre altıdan kısa olamaz. Alttan kısa şifre yazma diyorduk. İşlemi bitiriyorduk. Şu anda while döngüsüyle ne yapacağız biliyor musunuz? Kullanıcıdan bir şifre isteyeceğiz. Kullanıcı şifreyi girecek. Eğer şifre alttan kısaysa kullanıcıya gene uyarı mesajını vereceğiz. Lütfen alttan daha uzun bir şifre girin diyeceğiz. Ondan sonra tekrar şifre soracağız kullanıcıya. Şifreyi bir daha soracağız. Yani şifreyi doğru belirleyene kadar adama soracağız. Tamam Adama bir hak vereceğiz yani en azından. Üç kere beş kere adama soracağız. Öncekinde bu sormayı bilmiyorduk. Döngüyü bilmiyorduk. bay döngüsünü bilmiyorduk çünkü. Şimdi biliyoruz. Şimdi kullanıcı yanlış girerse kullanıcıdan bir daha şifre isteyeceğiz. Yanlış girdi bir daha şifre isteyeceğiz. Doğru girdi tamam o zaman bitireceğiz işlemi. Anlayabildik mantığı? Evet soru bu. Bu soruyu yapalım birlikte. Ben de bilmiyorum. Hadi başlayalım ilk önce. Bir kere while true ile yapacağız bunu. Çünkü döngünün ne zaman biteceği belli değil. Başlıyorum while true. Doğruyken kullanıcıdan bir şifre bilgisi isteyeceğim. Bunu şifre diye bir değişken atayım mesela. Şifre eşittir. Input. Lütfen belirlemek istediğiniz şifreyi giriniz dedik. Peki. Adam bir şifre girdi ama. Adam bir şifre girdi. Adamın şifresi 53 emin olsun mesela. Kaç? 53 emin. 6 karakter oluyor. Biraz daha kısa olsun. 53-53 diye bir şifre girdi mesela. 4 karakterli bir şifre girdi. 4 karakterli bir şifre olduğunda ben bu adama lütfen 6 karakterden daha uzun bir şifre girin diyeceğim. Ve bir daha şifreyi soracağım. Evet aşağıda hemen bir kontrol yapmalıyım o zaman. Sorgu yapmalıyım burada. Eğer eğer bu adamın girdiği şifre, len şifre, şifrenin uzunluğu. Eğer bu len şifre küçüktür, 6 olduğunu da kabul edelim. Evet. 6'dan küçük olduğu zaman 6'dan küçükse hemen bir print mesajı yazdıralım. Print. Ne diyelim? Lütfen 6'dan şuraya şunu şeyli yapalım. Daha rahat olsun. Lütfen 6'dan daha uzun bir şifre giriniz diyelim. 6 biraz saçma oldu. 6 karakterden lütfen 6 karakterden daha uzun. Tamam. 6 karakterden daha uzun. Tam 6 lütfen 5 karakterden daha uzun bir karakter. Tamam. 5'ten daha uzun. 6 girerse kabul yani. Altı girerse buraya girmiyor çünkü. Tamam. Evet. Şimdi çalışma mantığı nasıl? Önce bir şifre isteyeceğim. Şifreyi girdi. Şifre kısa mı diye burada bir kontrol ettim. Şifre kısaysa böyle bir print yazdırıldı. Döndük başa. Bir daha şifreyi soracak buna. Bir daha girdi şifreyi. Şifre kısaysa yine burada bir ife girecek. Bir daha ekranda bu yazacak. Ondan sonra mesela doğru girdiğinde ne yapacağız? Yani eğer len şifre alttan kısa değilse. Bunu da else de mi yazıyorduk arkadaşlar? Bak if'in aynı hizasına gel. If'in aynı hizasına gel. If eğer şifre alttan kısaysa bunu yaz. Aksi takdirde else yani şifre alttan kısa değilse. Şifre alttan kısa değilse de ekrana yazdıralım. Print. Tebrikler. Şifreniz başarıyla oluşturuldu. Şifreniz başarıyla oluşturuldu. Diyelim ve artık döngüyü bırak edelim değil mi? Yoksa sabaha kadar adama şifre mi soracağız yani? Adam sonunda doğru bir şifre girmeyi başardı. Burada bu işlemi break edelim. Bak üstteki ifte break etmiyorum. Ifte döngüyü kırmıyorum. Çünkü ifte şu anda adam yanlış bir şey şifreye girdi. Lütfen şifreyi adam gibi gir deyip bir daha onu en başa atıyorum. Orada gene kısa girerse gene en başa atacağım. Gene kısa girerse gene en başa atacağım. En son ne zaman ki uzun bir şifre girerse şifreniz başarıyla oluşturuldu diyeceğim. Ve döngüyü de break edip döngüden çıkacağım arkadaşlar. Anlayabildik mi? Evet. Hadi çalıştıralım bakalım. Bakalım shift enter yapalım. Nasıl güzel çalışıyor programımız. Evet lütfen belirlemek istediği şifreyi giriniz. Mesela e, Ali 61 diye bir şifre girdi adam. Kaç karakter burada? Ali 3, 61, 2 daha 5. Şu anda kısa. Kısa bir şifre. Bunu şöyle çalıştırdığımda lütfen 5 karakterden daha uzun bir şifre giriniz dedi. Beni tekrar şifre yerine gönderdi. Şifre yerine geldim gene. E bu sefer ne diyeyim? Bu sefer Murat dedim sadece. bu da 5 karakterli. Buna da kızacak o zaman. Bir çalıştırayım bakayım. Evet buna da 5 karaktan daha uzun girilir. Gene başa gönderdi. E bu sefer sonunda akıllandım ben. O zaman Ali 53-61 bir daha 61. Şöyle uzun bir şifre girdi adam. Bunu yaptığında da tebrikler şifreniz başarıyla oluşturuldu dedi. Ve döngüyü sonlandırdı. Daha da bir şey sormuyor arkadaşlar. Anlayabildik mi? Evet sorabilirsin tabii. Murat, so Murat Soylu. Şunu gönderdim bu arada. Vay döngüsü bu. Tamam mantığı anladık mı? Attım ben yazıları sorusu olanların sorusunu alabilirim. While döngüsü bu arkadaşlar gördüğünüz gibi asıl aktif, interaktif böyle kullanıcıyla e, kullanıcıdan bilgi alan, kullanıcıdan aldığı bilgiye göre hareket eden while döngüsü. For döngüsünde kaç defa döneceğini direkt biz belirliyorduk. Programcı belirliyordu. Ama while döngüsünde işlemin kaç defa süreceğini kullanıcı belirliyor. O yüzden dediğim gibi aplikasyon yazanlar while döngüsünü çok kullanır. Çünkü kullanıcı kararına göre hareket ediyoruz while döngüsünde. Kullanıcının ne dediğine göre hareket ediyoruz. Evet tamam. Alo ne yapıyorsun? Mehmet Eymen şu yazdın ya. Düzgün şeyler yazın. Evet Murat Soylu bir soru soracaktı herhalde. Sorusu olan var mı buraya kadar? Bir iki soru daha çözeceğim. Bir soru daha çözeceğim bitireceğiz. While döngüsü bu. while döngüsü ilk etapta oturmaz. Bunun YouTube videosunu kesinlikle izleyin. Bunun YouTube videosunu kesinlikle izleyin gençler. Tamam. Hocam ben bu kurstan sonra oyun tasarımına geçeceğim de onda bilgisayar iyi olması ya da monitörün iyi olması şart mı? Güzel. Ee, bu kurstan sonra arkadaşlar oyun tasarımı kursları çok fazla var. Bizim PKN'de çok yapılıyor. Başka kurslar var yani portalda izleyebilirsiniz. Onda monitörün ne kadar iyi olması gerekiyor? Yani monitör sonuçta senin monitörün. Murat. Yani sen zorlanmıyorsan bir sorun yok. İlla da iyi monitör olacak diye bir şart yok. Yani senin gözünü yormuyorsa sorun değil. Şuna bakalım. if len she invalid syntax hatası o ya. Yukarıdaki input'un sonuna bir tane daha parantez koy. Abdülkadir. Ya da monitör şart mı? Murat onu bilmiyorum ya. Onu o dersin hocasına sorarsın. Belki de monitör bile şart olmayabilir. Ama ben monitörün aslında her kurs için şart olduğunu düşünüyorum. Bir monitörden hocayı izle, bir monitörden sen yap. Aynı işlemi hocayla birlikte sen de yap. Sadece izleyerek öğrenin nasıl programlamanın hiçbir kısmı. Tamam. Şunu attık. Hocam ben oyun kursuna gideceğim. Monitör şart mı? Dediğim gibi arkadaşlar bence monitörünüz olsa iyi olur. Şu hatalara bakalım mı? Tamamdır. Falan filan. Evet. Espriler havada uçuşuyor. Tamam anlamışsınız umarım. Geçiyoruz. Son bir soru daha yapıyorum. Ve burada bitiriyorum. Evet. Bu da zor bir soru da. Buna yetecek mi vaktimiz? 3.5. Yeter inşallah. Hadi başlayalım. Evet. Sürekli bir alışverişin yapıldığını ve sürekli yeni ürünler alındığını düşünelim kullanıcı Q tuşuna basana kadar ürün almaya devam etsin ve alınan ürünler ürün listesine eklensin. Bir ürün listesi olacak. O listeye ürünleri ekleyeceğim. Ekleyeceğim, ekleyeceğim, ekleyeceğim. Kullanıcı ne ürünü alacağını soralım. Kullanıcıya ne alacağını soralım. Ürün ismi girdikçe o girdiği ürünleri ürün listesine ekleyelim. Ne zaman ki kullanıcı Q tuşuna basarsa o zaman döngü sonlansın. İşte biraz daha bahsettiğim o bahsettiğim trend yol tarzı, market alışveriş tarzı, bir internetten alışveriş tarzı uygulamanın çalışma mantığı. Şu anda gerçekten internetten yaptığınız alışverişlerin çalışma mantığını anlatıyoruz. Arka planda dönen döngüleri anlatıyoruz arkadaşlar. İyi dinleyin buraları. Başlayalım. While true. Kullanıcıdan sonuçta sürekli ne almak istediğini soracağız değil mi? O yüzden while true. Kullanıcıya sürekli bir soru soracağız. Evet. Ee, ne diyelim? Ne diyelim? Alınacak mı diyelim buna? Ya da ne diyelim? Eşya diyelim. Tamam, almak istediği eşya. Ya da market olsun ya. Meyve olsun. Tamam. Meyve. Input'la alalım. Lütfen almak istediğiniz meyveyi giriniz dedik kullanıcıya. Evet, kullanıcı bir tane meyve girdi. Elma almak istiyorum ben dedi. Daha sonra bunu dediği an ben bunu bir ürün listesine kaydedeceğim değil mi? Hani ürün listesi ortada ürün listesi yok. Hemen while'ın dışına bir yere ürün listesi diye bir değişken tanımlayalım. Şöyle ürün listesi diyelim. Boş bir liste tanımlayalım. Peki. Adam mesela meyve olarak elma girdi. Hemen ürün listesine elmayı ekleyelim. Evet, bir listeye bir item nasıl ekleniyordu? Ürün listesi nokta append. Bunu çoğunuz hatırlamıyordur. Ürün listesine ekle. Append sonuna ekle. Ne ekle? Adamın girdiği meyveyi ekle mesela. Ya da şunun ismi ürün yapalım ya. Adamın girdiği ürünü ekle. Evet. Ürün listesine adamın girdiği ürünü ekleyelim. Lütfen almak istediğiniz ürünü giriniz dedik. Adam bir ürün girdi. Ürün listesine bu ürünü ekledim. Peki gayet güzel. Devam edelim. Ee, bu döngü bir yerde kırılmalı değil mi? Şurada bir yerde işte kullanıcıya şöyle bir bilgi verelim. Çıkmak için Q tuşuna bastığınız bilgisini de verelim adama. Evet ve en son ileride bir yerde ben ne diyeyim buna? Eğer ürün eşit eşittir tırnak içinde Q. Q ise yani adam input olarak Q'yu girdiyse bunu ürüne atayacağız. O eğer Q olursa bu durumda ürün listesine ekleme falan yok. Break edeceğim. E, tabii ürün listesine ekleme yok dedik ama ürün listesine burada hemen ekliyor. O zaman şu ürün listesine buraya değil. Şuradan kesiyorum bunu buradan kesiyorum. O ekleme işlemini şu aşağıya bir yere yapıyorum. Aşağıda bir yerde olsun ürün ekleme tamam. Kullanıcı bir ürün girdi. Eğer o ürün Q ise direkt break edecek. O ürün Q değilse listeye ekleyeceğim ben bu ürünü. Gayet güzel. Ve en son dışarıda bir yerde de print ürün listesi yapalım. Şimdi hızlıca bunu çalıştırdığımızda almak istiyorum armut, almak istiyorum elma, almak istiyorum muz. Artık çıkmak istiyorum. Q'ya bastım. Evet almak istediğim armut, elma, muz olarak benim karşıma çıktı. İşte arka plan budur arkadaşlar. Çok hızlı anlattık çünkü bir dakikadan az bir vakit kaldı. Şunu attım. Bu şeyleri ekleyin arkadaşlar. YouTube dersini kesinlikle dinleyin. Bir sonraki ders görüşürüz. Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın. Bay bay.